Muhammed ya Resulallah, Muhammed ya Habiballah, Muhammed ya Resulallah, ya Habiballah, ya Nebiyallah. Ve'tesimu bihablillahi cemi'a. Hepiniz, ey Müslümanlar, hepiniz, yaşlısıyla genciyle, kadınıyla erkeğiyle, alimiyle abidiyle, bilgilisiyle bilgisiziyle, Allah'ı çok sevenle az seveniyle, bütün Müslümanlar, bütün iman edenler, hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Evet, bu ayetler İslam ümmetinin yek vücut olmasını emreden ayetlerdir. Ve Allah Subhanahu ve Teala da bunu sağlayacak unsuru Hablullah diye bahsetmiştir. Yani Allah'ın ipi demiştir. İp kimine göre İslam'dır. İp kimi müfessire göre kelime-i şehadettir. İp kimine göre Allah'a verilen sözlerdir. İp kimine göre Kur'an'dır. Evet, ne dersek diyelim, İslam ümmetini bir araya getirecek harç Kur'an ve sünnet. Müminler, selefin döndüğü dönem gibi, yani sahabe nesli gibi, Resulullah aleyhissalatu vesselamın bulunduğu dönemdeki gibi, Allah'ın kitabını, peygamberinin sünnetini anlar, yaşar ve hakim olması için mücadele ederse, vallahi de billahi de Allah o ayrık duran elleri bir araya getirecektir. Dağınık kalpleri bir araya getirecektir. Bozulmuş safları Allah düzeltecektir. Ama ayetin devamı وَلَا تَفَرَّكُوا. Eğer tefrikaya düşerseniz, İhtilafa düşerseniz sözünü eğer ümmet kulak ardı eder, Kur'an ve sünnetten uzaklaşır, aralarındaki problemleri Kur'an ve sünnetin mahkemesinde çözmezse, peygamberi kendine hakem tayin etmezse, şeyhlerinin, dervişlerinin, hocalarının, yöneticilerinin mahkemesine başvurursa, arasındaki problemi İnsanlara arz eder, Kur'an ve sünneti terk ederlerse, evet, müminler maalesef içinde bulundukları ihtilaf çukurunun içinde gezmeye devam edecek. Peki bu durum neye sebep olacak? Düşmanlarına karşı zelil ve güçsüz bir hale getirecektir. Bunu ta Resulullah aleyhisselam 1400 sene önce Uhud meydanında Müslümanlara söylemiş. Onların üzerinden sana ve bana nasihat etmiş. Hatırla Uhud'u, Bedir'in acısıyla yanan Kureyşliler 3000 kişilik bir ordu hazırladılar. Tam 3000. Yola çıktılar. Hedef Medine'yi işgal etmek. Hedef müminlerin ellerinde bulunan servete el koymak. Hedef Müslümanları yarı yoldan çevirmek. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi aldığında bütün ümmetle istişare etti. Ve dedi ki, şu an Kureyş 3000 kişilik ordusuyla Medine'ye doğru geliyor. Benim görüşüm, Medine'de savunma savaşı yapmalıyız. Kalelerimize, evlerimize çekilelim, gelen düşmanı bertaraf edelim. Bu söze Abdullah İbni Selül, yani münafıkların lideri, kulak kabarttı. Hoşuna gitti, kabul etti. Yalnız Bedir'de bulunamayan, cihat ve şehadet aşkıyla yanan genç bağırlar, Resulullah aleyhissalatü vesselama ihtilaf etmek için değil. Dediler ki, ya Resulullah, biz Bedir'de bulunamadık. Bedir'in tadını alamadık. Düşmanla göğüs göğüse çarpışmanın lezzetini duyamadık. Bundan dolayı Uhud meydanında göğüs göğüse çatışalım. Resulullah aleyhissalatü vesselam zırhını giydi ve Uhud meydanına doğru yürümeye başladı. Şimdi sıra Abdullah İbni Selül'de. Ve 300 kişi, bakın dikkat edin Resulullah.
300 kişilik arkadaş grubuyla müminlerin saflarından ayrıldı. Ne iman ettiler? Dediler ki Muhammed akılsızların, gençlerin, akılları avada uçuşanların sözlerine kulak verdi de bizi göz göre göre ölüme sürüklüyor. Bundan dolayı biz bu savaşta yokuz dediler ve 300 kişilik arkadaş grubuyla ayrıldılar. Ordu 1000 kişiden 700'e düştü. Tabii Allah bu durumu ifade ederken de diyor ki temizlik istiha yok. Temizle pis arasında bir ayrışma. Yalnız bir kadın için. Seleme oğulları ile Harise oğulları arasında mümin olan insanlar arasında bir ihtilaf başladı. Hakikaten Abdullah İbni doğru mu? Abdullah İbni senin doğru mu söylüyor? Onun saflarında mı yer alalım? Onunla beraber Medine'ye mi gidelim? Yoksa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile yan yana durup küffarla mücadele mi? Sonuç Allah onların kalplerine imanı tekrar yazdı. Onların ayaklarına sebat ettirdi. Harise oğulları da Seleme oğulları da Resulullah'la yan yana durdular. Allah Resulü biraz daha gitti ve müminlere uzun bir hutbe verdi. Bakın o hutbenin sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başta ihtilafa düşen ve düşmek üzere olan sahabelere oradan da bizlere ve bizden sonrakilere şöyle nasihat etti. Dedi ki ihtilafa düşmek, tartışmak ve işleri geciktirmek acizliktendir. İhtilafa düşmek, tartışmak ve işleri geciktirmek, tembellik etmek, kale almamak acizliktendir. Acizlik ise Allah'ın sevmediği işlerdendir. Ve dikkat buyurun şimdi. Onunla birlikte yardım ve zafer gelmez diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Onunla birlikte. Yani ne? Ümmet ne zaman ihtilafa düşecek? Ne zaman tartışmaya başlayacak? O zaman işler gecikmeye, safsaklanmaya başlayacak. Sonra müminlere bir zaaf vuracak. Ve Allah da o zaafın içerisinde, o acziyetin içerisinde müminlere asla başarı husret vermeyecek diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi acaba bizim bugün ümmet tükürse tükürüğüyle boğacak olan küffarın karşısında nefeslerimizin yetmeyişinin sebebi ihtilaflarımız mıdır? Tartışmalarımız mıdır? Bu tartışmaların devam etmesiyle bize Kur'an acizlik hastalığıdır. Bunu bilemiyorum. Bunun neticesi tek bu mudur bilemiyorum ama sanki görülen en büyük sebeplerinden birinin bu olduğu aşikardır. Allah bu ümmeti Kur'an ve sünnetin etrafında bir araya getirip sahabe toplumunun aziz olduğu günlere ulaştırsın. Müminlerin aralarındaki ihtilafı Rabbul Alemin çözüme kavuştursun. Tabii ki bu ihtilaf derken fıkhi ihtilaflardan bahsetmiyoruz. İnançla alakalı, Allah ve Resulüne tabi olmayla alakalı ihtilaflardan bahsediyoruz. Allah ümmeti bu ihtilaf hastalığından, tartışma hastalığından kurtarıp yek vücut olmalarını nasip etsin. Düşmanlarına karşı tek bir yumruk olarak darbe indirmeyi bu ümmet hak ediyor ve bu hak edişi en kısa zamanda Müslümanlara